Ofisten çıktıktan sonra ofisin hemen yani 100 metre ilerisinde gözaltına alındım. Sağlık raporu, oradan da emniyete götürüldüm. TEM'e götürüldüm. TEM'de yani ben oradayken bir sürü avukat arkadaşımız hani her kurumdan, ÖHD, ÇHD'den, Baro'dan, İzmir Barosu'ndan birçok avukat TEM'in önüne geldi. Ama yani hepsinin benimle görüşmesine izin vermediler. Sadece belli kişilerin benimle görüşmesine izin verdiler. Avukat arkadaşlarla görüşemedim ama dışarıda birçok insan bekliyordu. Yani sadece girebilen avukat arkadaşlar bana bunu ilettiler. Dışarıda olduklarını söylediler. Görüştürülmediklerini, yani yasada böyle bir şey olmamasına rağmen böyle bir savcının böyle bir talimatı olduğunu söylediler. Daha sonra oraya gelen avukatlarımla ifadeye geçtik. Ben ifadede avukat olduğumu, bu sebeple soruşturma izin alınması gerektiğini ve avukatlık kanuna göre TEM'in ifade alamayacağını söyledim. Avukatlarım da aynı şekilde beyanda bulundular ve orada ifade vermedik. Ben savcılıkta ifade vereceğimi söyledim. Daha sonra sabah savcılığa sevk edildim. Geceyi nezarethanede geçirdim. Tek başımaydım. Ben hastaydım, çok hastaydım. Yani getirilen yemekleri yiyemedim, uyuyamadım. Sabah zaten adliyeye raporu sevk edildiğimde doktora söyledim hasta olduğumu ve hani bana reçete yazdı ve hani ağrı kesici iğne yaptı. Biraz toparlayabildim o şekilde. Avcı bana yöneltilen suçlamanın kimyasal silah kullanımı ile ilgili olduğunu ve bunu örgütün talimatları doğrultusunda yaptığımı söyledi. Çünkü hani örgütün bu şekilde açıklamaları olmuş. Örgüte yakın haber ajanslarından hani bunu dile getirin şeklinde açıklamalar olmuş ve benim de bunu buna istinaden bu beyanı vermiş olduğumu söyledi ve bana bunu sordu. Ben de kendisine bir hukukçu olduğumu ve ÖHD üyesi olduğumu, ÖHD üyesi olarak hukuksuzluklara ses çıkardığımızı ve nerede bir hukuksuzluk olursa olsun buna karşı çıktığımızı, hukukçu olarak bunun bizim görevimiz olduğunu söyledik. Yani delil olarak sundukları hiçbir şey yok. Sadece dosyaya genel kurulda, İzmir Barosu genel kurulunda yapmış olduğum konuşmanın çözümü, haberler konulmuş ve bu ikisi birleştirilmeye çalışılmış. Yani ben medyada ilk olayın olduğu günden itibaren hem kimyasal silah iddiası ile ilgili açıklamam hem de Xinjiang Azadi sloganı üzerinden çok fazla hedef gösterildim. İşte örgüt sloganı attığım iddia edildi. Ama savcılık bana bunun hani Kürtçe bir kendisinin de bunun Kürtçe kadın yaşam özgürlük anlamına geldiğini bildiğini ve bundan dolayı suçlanmadığımı söyledi. Bana sadece kimyasal silahla ilgili iddiayı dile getirmenin hani örgüt tüm talimatını yerine getirmek olduğu suçlaması yöneltildi. Soruşturma zaten aynı gün, hemen ertesi gün başlatıldı. Baro olan genel kurulundan hemen sonra başlatıldı. Biz 10 gün boyunca avukatlarım her gün adliyeye gittiler ve savcıyla görüşmeye çalıştılar. Başsavcı vekilinin olmadığı ve henüz dosyayı tevzi etmediği söylendi. Daha sonra başsavcı vekilini buldular, onunla konuştular ve ona dediler ki hani meslektaşımız buradadır, ifade vermeye hazırdır. Biz bu soruşturmayı sürekli basından öğreniyoruz. Hani bu bilgileri bizimle paylaşın. O da istediğiniz zaman gelip ifade verir. Biz bunu defalarca söyledik. Hatta avukatlar yazılı dilekçe de verdiler buna istinaden. Ama buna rağmen hakkında gözaltı kararı alındı ki buna hiç gerek yoktu. Ben zaten ifade vermek istiyordum ama muhtemelen basındaki tepkilere yönelik basından yani yandaş medyanın ve trollerin hedef göstermesine yönelik böyle bir operasyon yapıldığını düşünüyorum. Defalarca hedef gösterildim ve her gün yani bir sürü hakaret, tehdit, ölüm tehdidi, tecavüz tehdidi, onlarca tehdit aldım ve bunu sürekli devam ettirdiler. Yani ben her gün sosyal medyada görüyordum. Neden tutuklanmıyor? Bu avukat neden tutuklanmıyor? Ve bu bunların kışkırtmasıyla bunların bu baskıyı bastırabilmek için. Oysa ki aslında hem avukat olmam hem de ifadeye vermeye hazır olmam onlar için yeterliydi. Ben hani gidip ifade verirdim ama
bu yapılmak istenmedi. Hani medyaya bu gözaltına alındı şeklinde servis edilmek istendi ve bu tepkilere yönelik yapıldığını düşünüyor. Ümit Özdağ tarafından hedef gösterildim. Daha sonra Vatan Partili bir kısım avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundular. Daha sonra yandaş medya ve troller bunu her gün işlediler. Ben bunun halk tepkisi olduğunu da düşünmüyorum. Bunlar bunu sürekli yapıyorlar zaten. Bunlar bunu herkese yapıyorlar. Yani hani ülkede her an herkes hedef olabilir. Yani bunu görebiliyoruz. Ben bu süreçte dediğim gibi çok tehdit aldım ama çok fazla destek de aldım. Yani hani dediğim gibi ÖHD, ÇHD, HDP, TİHİV, İzmir Barosu ve bir sürü meslektaşım bana benimle dayanışmada bulundular, bana desteklerini sundular. ÖHD zaten açıklama yaptı, bunun hani dernek adına yapıldığını söyledi ve hani sözü sözümüzdür şeklinde açıklama yaptı. Yani biz hem ÖHD olarak hem de ben kendi şahsım adına biz hukuksuzlukları söylemeye ve devleti bunlar için harekete geçirtmeye devam edeceğiz. Ben evet Baro Genel Kurulu'ndaki konuşmamda da bundan bahsetmiştim. Hukuk devletinin içinin boşaltıldığını söyledim. Çünkü hani hukuk devletinde yasalarla yönetilirsiniz ve bu yasalar açıktır ve hani burada birçok yani insan haklarına yönelik çok fazla saldırı var. Hani Türkiye'de insan hakları resmen askıya alınmış durumda. Hani ifade özgürlüğü diye bir şey resmen kalmadı. Hani hiç belki beraat hani bunun ben bu dosyadan takipsizlik alacağıma ya da beraat alacağıma eminim. Ama önemli olan şu bu aşamada bunu büyütmek. Yani zaten sürekli iktidar ve ona yakın kişilerden, kuruluşlardan sürekli bir hedef gösterme var. Bu sadece bana yönelik bir şey de değil. Bu hani yani hedef alabildikleri herkese bunu yapıyorlar. Hani o yüzden bunun hukukla açıklanabilecek bir tarafı yok yani. Hani bu hukuk değil. Yani bu tamamen hani iktidarın kendisine muhalif olan herkesi susturmaya yönelik bir tavır diyebiliriz. Hani şöyle hani bu hukuksuzluklar devam ettiği sürece hani onlar da bu yani bir korku iklimi oluşturulmaya çalışıyor ve buna hani izin vermemek lazım. Çünkü hani biz sindikçe ve buna izin verdikçe onlar daha da yükseltiyorlar, daha da üzerimize geliyorlar, daha da işte bütün medyasıyla işte şeyleriyle devam ettiriyorlar bunu. Buna izin vermemek gerekiyor. Hani her yerde hukuku ve adaleti savunmak gerekiyor. Bu hepimizin topluma karşı olan bir görevi, bir borcudur.